Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı Kadir Balık ile Çat Kapıyı sunar. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Number One Türk ekranlarında ikinci haftamız. Müthiş insanlar. Çok güzel geri dönüşler aldık. İlk program olduğu gibi bu programda da inşallah alacağız. Her zaman olduğu gibi iki değerli konuğumuz var. Sevgili canım, kardeşim, benim her şeyim. Yani Galatasaray'da futbol oynadığı dönemlerde birçok takımda oynadı. Türkiye'de oynamadığı takımlar kalmadı. O yıllarda pek bizi tanımıyordu çünkü herhalde futbolcu yeteneği vardı. Hani derler ya, ama öyle bir insan değil, yüreği çok güzel bir adam. Evren Turan, hoş geldin. Hoş bulduk, yedin. Teşekkürler Kadir abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, bomba gibiyiz. Vallahi çok çok yoğun çalışıyorsun maşallah. Sağ ol abi. O yoğunluğun içinde de bana da vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Seni seviyoruz biliyorsun, Allah razı olsun. Biz de seni seviyoruz. Of sporlu olmamıza rağmen, ama sen aslında bir Galatasaraylısın. Galatasaraylı buraya gelene kadar gerçekten Bayrampaşa'da çarşının içinde insanlar gerçekten seninle resim çektirmek için Beşiktaşlısı, Fenerlisi, işte başka takımları, birisi geldi, abi bizi böyle koruyorsun, böyle konuşuyorsun falan diye çok güzel şeyler söylüyor. Teşekkürler abi, sağ olasın. Ben evet, de onları seviyorum tabii. Evet, tabii ki Evren'e geleceğiz. Evren neler yaptı. Hiç belki hiçbir programda duymadınız. Belki Google amcada böyle yazınca onu araştırdığınız zaman çıkacaktır, ama valla bir hanımefendi var. Ben o kadar donanımlı olduğunu bilmiyordum. Kendisinden özür dileyeceğim birazdan. Çünkü sizin ekranları başında olan güzel insanlarımızın bizde şu an ne yapıyorsunuzdur? Şu an belki de kahvaltınızı yavaş yavaş hazırlıyorsunuzdur. Belki mutfakta çaylar kaynıyordur. Ama belki omletler hazırdır. Ama o çok güzel bir hanımefendi, çok tatlı bir hanımefendi. Gerçekten oyunculuk yaptı, sunuculuk yaptı, dünyayı gezdi. Onunla da Ece Prim. Her yere prim ederim. Yaptı. Çok mersi. Firimli prim, evet biraz benziyor. O yüzden hep soyadımda hayatım boyunca böyle prim yaptı diye kullanıldı, ama neyse olsun. Onun da bana bir dönüşü olsun. Beşiktaşlıyım. Ne güzel. Evrenciğimle zaten evet. Hiçbir problemi yok. Baştan geldi herhalde arkadaş. Galatasaray, Beşiktaş. Kardeş takım zaten. Ama hiç öyle takıntısı yok onun ya. Yok yok. Diyor ki güzel değil. İnsan olsun. Öyle. Ahlaklı, güzel insanlar olalım. Birbirimize karşı saldırmayalım. Vallahi bizde de öyle. Sonuçta Türkiye'de hep anlaşırız yani. Yani, değil mi? Anlaşırız. Evet. Beşiktaş Galatasaray sıkıntı olmaz. Hiç beraber olmaz. Programda yaptık zaten. Tabii. Burada da beraber peki, bizi konuk aldığın için çok teşekkür ediyorum vallahi ben de kendi vallahi adıma. Vallahi ikinci programım. Geçen hafta gerçekten Selim Yoh ve aynı zamanda Wilma Ellis konuldu. Çok güzel bir program yaptık. Bizim bundan onları sonra geçmemiz gerekiyor evet. Öğrenci her o zaman. Her cumartesi 12'de burada olacağız inşallah. Bu ekranlarda olacağız. Hayırlı sizler uğurlu olsun. Sizler ekran başında, biz de stüdyoya hoş geldik. Tabii ki sizler varsanız biz varız. Sizler yoksanız biz zaten yokuz. Evren, şampiyon Osman kimdir? Babam. Babam? O benim babam. Bu adam benim babam. Evet. Bir futbolcu babası, futbolcu oğlu ve gerçekten sülale futbolcu. Kardeşim de futbolcu. Yani evet. Biz evde zaten erkek kardeşimle 6-7 yaşında çorapla oynamaya başladık salonda. Annem o terlikleri atıp böyle bize tak 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 kafamıza aldı. Anne terliği özeldir. O önemlidir. O bir salonumuz vardı. O köşeye dönene kadar o terlik bir şekilde değer ya ayağıma ya topuğuma ya kafama. Yani öyle büyüdük yani. Babam da futbolcu olduğu için bizim evde hep spor vardı yani. Yani okul yönünden biraz sıkıntılarımız oldu. Çok rahat büyüdük ama yani okula çok yüklenmedik. Yani devamlı ikisini bir arada götürebilirdik aslında. Ama biz hep spor olsun, hep futbolcu olsun, hep peki, futbolcu olacağım. Yani öyle büyüdük. Düşünsene öyle bir aileyi. Kayseri'de Kılıç Arslan diye bir takımla başladım. Evet. Öyle mi? Doğru. Onu sen bak çok çıkmaz o. Peki Kılıç Arslan takımı şu an var mı? Ziyaret ediyor musun futbolcu? Öyle bir takım var mı şu an? Balıkesir'e devam ettin. Sonrasını senden alacağız. Tam bilmiyorum var mı diye son bir yıl önce sormadım. Yani son bir yıla kadar var. Ama geçen oradaki hocam aradı, eski Mehmet hocam. Televizyondan beni görmüş, bir yerden telefonu bulmuş. O arkadaşlarımı falan hatırlattı. Tabii çok hoşuma gitti ama asıl ilk çıkış yerim orası. Kılıç Arslan Yıldız Spor. Kayseri'den çıktım. Hemen direkt Balıkesir'e gitmedim. Yani ilk önce okumak için Ankara'ya gittim. Evet. Hem okulumu götürdüm,
Hem Ankara Şekerspor'un altyapısına gittim. Oradan Balıkesir'e geçtim. Sonra işte Kocaeli, Galatasaray. Say abi, dolu var orada. Onları unuttum, o kadar fazla. Siirt, Diyarbakır. Ya sıralama Sakarya, Ankara Gücü, Samsun, Safet Adana. Sancaklı takasıyla herhalde bir Galatasaray serüveni oldu. Oraya geçeceğiz tabii ki. Tabii ki TRT kökenlisin. Evet. Gerçekten. Ve Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk dünya turnesi. Evet, evet. Anlatır mısın? Ya, nasıl oldu? Ece Prim nasıl doğdu? Kısaca anlatayım ya, Ankara doğumluyum ben ama göçmen bir ailenin kızıyım. İşte anne tarafı Boşnak, baba tarafı Polonya. Sonra işte büyük aşklar doğmuş burada. İyi bir seslendirme sanatçısın. Estağfurullah, büyük hocalarımız var. Kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben çocukluktan beri çok hareketli bir yapım vardı. Çok konuşuyordum zaten. Sonra aile bana dedi ki sen ya avukat ol ya televizyonda bir şey yap. Ya da yani konuşmayla böyle ama çok konuşa konuşa. Ama televizyon pek yoktu. Yani ama benim babam da hem mühendis hem de onun dışında ses tonu ve Türkçesi çok güzel olduğu için TRT radyo seslendirme sanatçısıydı bir taraftan. Aslında genlerde varmış böyle bir şey. Daha sonra da işte Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdim. Radyo, televizyon, sinema. Oradan işte TRT sınavları, TRT derken başladık. Sonra devam etti. Haber spikerliği, sunuculuk 25 yıldır naizane bu sektörün peki, içerisindeyim. Peki lise, ortaokulda halk oyunları? Evet, her şey vardı bende. Tiyatro, çok yönlü bir çocuktum zaten. Tiyatro, halk oyunları, işte spor, atletizm yaptım. Lisanslı voleybolcuyum. Burada Allah ne verdiyse. Burada üniversitede eğitmenlik yapmışsın. Azerbaycan'da değil, hep Türkiye'de yaptım. Üniversitelerde ve Azerbaycan Kültür Derneği'nde eğitmenlik yaptım, oynadım. Daha sonra bu yurt dışı işine gelince Türkiye'nin tanıtımı için 3 sene boyunca Dışişleri ve Kültür Bakanlığı ile ortak bir projede rol aldım. Dernek, yani grup başkanı olarak 55 kişi dünyayı gezdik biz. 55 ülke, 90 şehir. 55'ten 50 kişiydik pardon. Ondan sonra ve ülkesini temsil etmekten dolayı üstün başarı ödülü aldım. Bu çok çok özel bir şey yani. Dünyada ülkeni temsil etmek, Türkiye'nin bir vatandaşı olarak. Çok gurur verici bir şey Kadir'cim. Öyle şeyler vardı o zaman. Vallahi ne güzel. Yarışmalarda daha nezihti. İşte televizyon sektöründe bir takım şeyler daha nezihti. Şimdi bu konuda sıkıntılarımız var ama neyse. Kılıçarslan'dan sonra nasıl Galatasaray oldu? Nereden nereye geldin? Kocaeli'ye gittin galiba, biraz anlatır mısın? Kadir abi, o dönem ben 14 yaşında gittim tabii Kılıçarslan'dan Ankara'ya. 18 yaşına kadar Ankara'da yaşadım. Ankara Şekerspor'da oynadım. 18 yaşında Balıkesir'e gittim. Balıkesir de babamın ilk profesyonel olduğu takım. Yani ben de orada ilk profesyonel orada oldum. Kısmet işte. Sonra 1,5 yıl orada oynadım. Kocaeli'ne gittim. Kocaeli'de o dönem Mustafa Denizli vardı. Onun döneminde oynadım. İlk profesyonel takım da Kocaeli Spor'du. Daha sonra işte orada 1,5 yıl oynadıktan sonra Galatasaray'a gittim. Yani Galatasaray istedi beni. O dönem tabii Türk oyuncular çok daha fazlaydı. Çok daha fazla yetenekli oyuncular vardı. Orta sahada şimdi mesela 3 tane oyuncu sayabilsek o zaman 30 tane sayabiliyorduk. Habire üretiyorduk, habire çıkıyordu. Yani geçmiş yıllarda belki çok para yoktu ama oyuncu çok fazlaydı. Yani kalite vardı, para yoktu. Şimdi para var, kalite yok. Evet. Yani her sektörde gerçek biraz öyle. Güzel söyledin. Evet, ben de hocaya hemen evet dedim. Bizim işte de öyleydi. Benim için büyük bir şanstı. Yani Kayseri'den çıkıp Kocaeli, oradan Galatasaray'da oynayacağımı benim hiçbir arkadaşım bugüne kadar tahmin etmedi. Ortaokul, lisedeki arkadaşlarım. Hepsi benimle dalga geçiyorlardı. Biri Fenerlisi vardı, Beşiktaşlısı. Ben diyordum Kayseri'de, ben bir gün işte Galatasaray'da oynayacağım. Ya Evren, Kayseri'de nasıl oynayacaksın? Bana ama söylemiyorlar ama hani yetenekli olduğumu biliyorlar. Sonra işte 96 yılında Akmerkez o zaman yeni açılmış. O gün gezerken Akmerkez'i Kayseri'den... arkadaşlar. Ha işte Kayseri'den bir arkadaşımı gördüm orada. Ortaokul arkadaşımı. Bir AVM yeni açılmıştı. Yani. AVM yeni açılmış, evet. Yeni açılan bir AVM'de arkadaşımla karşılaştım. Evren dedi, nasılsın, sarıldık falan. Ne zamandır gelmek istiyorum sana dedi. İstanbul'a ama işte Flora'yı alırlar mı, seni görmek ister miyiz? Dedim keşke gelseydim. Ya dedi, biliyor musun, bir şey itiraf edeceğim dedi. Biz seninle o zaman tamam çok yetenekliydin ama dedi. Yani Kayseri'den Galatasaray'a Evren gitme şansı imkansız yani. Biraz hayalperest. Kendini kandırıyorsun. Hayalperest yani, nasıl olacak buradan? Biraz dalga geçiyorduk seninle dedi. Farkındaydım, ben biliyordum ama dedim. Hayal kurmadan da başaramıyorsun hiçbir şeyi dedi. Yani evet. Ona dedi biraz şey yaptım dedi, bu kadar süre geçti seni gördüm dedi. Bunu söyleyeyim dedi. Tabii bu benim için onur verici bir şey. Sonra tabii orada oynadım 2 sezon, bir kupa, bir lig şampiyonluğu. Sonra Anadolu takımlarına tekrar Kocaeli'ne döndüm. Orada da bir kupa kazandık. Ama futbol hayatı biliyorsun. Kocaeli serüveninde Safet Sancaklı takasıyla. Ha, oradan şöyle oldu. Galatasaray'a mı geldin? Beni Galatasaray istedi.
Saffet abi de Kocaeli'ye dönmek istedi. Yani Kocaeli The Spor onu istedi. 10 milyar o zamanın parasıyla. Hem Galatasaray para verdi bana, şey kulübe, Kocaeli Spor'una, hem de Saffet abi verdi. Beni aldı ama ben çok daha gençtim o zaman yani. 21 yaşında. Başkan kimdi Galatasaray'da? Adnan rahmetli. Polat. Yok şey... Yok rahmetli değildi. Faruk Süren. Özhan Canaydın değil değil mi? Faruk Süren vardı o zaman. He, anladım. Peki Galatasaray'a geldin. O hayali gerçekleştirdin. O arkadaşını daha sonra gördün mü? Bir daha göremedim abi, kayboldu. O günden sonra. Demek ki şeyi yakalarken hayal, mutlaka hayalperest olman gerekiyor yani. Çok tabii güzel bir şey söyledi evet hayal yani. Kurmadan onu şimdi nasıl de öyle. Yani hiç. Ya hayata baktığın zaman bir hayal, yani hayal kurmazsan nasıl başaracaksın? Nasıl ulaşacaksın oraya? Peki Ece'nin sen voleybolcu olduğunu biliyor muydun? Yani voleybol fiziği düzgün, oynamışsın. Boyu uzun yani. Voleybolla alakalı şimdi. Biliyorum, biliyorum. Ece, nasıl? Biliyorum voleybolcu. Sen ne dedin? Türkiye'deki bütün işleri yapayım mı dedin? Bir dünyayı gezdin. Bir de Türkiye'deki bütün işleri yapayım mı dedin? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok insan bilmez böyle şeyleri senin için. Evet, evet bilmiyorlar. Şöyle, o dönem gerçekten şanslı bir dönemdi. Yapabildiğim ve yeteneğimin olduğu her şeyde olmak istedim aslında. Biraz da önünüze geliyor bu fırsatlar. Önüme voleybol geldikçe ben de eşim boy uzun. Zaten lise döneminde ay, hemen seçiyorlar aradan. Yani, yok öyle demedim vallahi. Yani atletizmle başladım ben. Oradan çok başarılı olunca öyle boy filan da voleybolu seviyordum daha ben neler ama. Neler var neler aklın gidecek evet. Ondan sonra sonra lisans voleybolcu oldum ama dedim ki bir gün koça konuşurken dedim çok özür dilerim ben burada devam etmek istemiyorum. Neden dedi? Ya çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben dedim biraz böyle kadınsı şeyleri seviyorum yani böyle giyineyim edeyim hani böyle hep eşofmanlarla gezmek falan yok dedim o bana göre değil çok fazla. Ben daha farklı bir iş yapmalıyım diye yani öyle bıraktım ama hiç içimde kalmadı sonuçta onu da yapmış oldum. Güzel bir şey yani elinizden geleni ardınıza koymamak güzel bir şey işlerinizde başarılı olabildiğiniz takdirde. Senin evlatlar basketçi miydi? Bir tanesi basketçi küçük olan. Diğeri voleybol mu? Yok diğeri bir şey oynamıyor. O herhalde merak yok değil mi? Yok. Futbolcu olmasını istedin mi hiç topçuluğu? İstedim ama yani bir gün oğlum çocuğum olursa futbolcu neden olmadı? Yani sevmediler mi? Yok vardı istek ilkinde ama bu nesilde biliyorsun daha rahat büyüdüler. Evet, çok çok evet. Zorlanmaya gelmiyorlar o antrenmanlar. Disipline değil mi peki? İşte baba yağmur yağıyor ben nasıl top oynayacağım dedi ilk başta. Oğlum dedim yağmur biz karda kışta buzda oynadık sen ne yağmurdan bahsediyorsun saçın da ıslanacak dedim. Üstün de ıslanacak. Baktım ondan bir şey olmaz yetenekli ama ikinci çocuk oğlum Göktuğ. O 13 yaşında o çok hırslı yani. Şu an işte istiyor mu futbol? Önemli. Futbola gitti ama şu an öyle bir boyu attı ki. Basketbola yolladık eşim onu. Boyu atınca o 6 ay süre içerisinde dedi ben basket oynayacağım baba dedi. Şu an işte 13 yaşında bir 88 boyu var. İTİ'de oynuyor, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde oynuyor basket evet. Takımında. Futbol için de belli bir boy değil mi? Evet yani gerekiyor sonuçta. Şey, yani çok uzun olmaması gerekiyor herhalde. Stoper olur en fazla kaleci olur ama bu saatten sonra ben spor yapsın yani spor anlamında bir şey yapsın. O basketbolcu olmasını istiyorum ben yani. Güzel ya ben peki, çok seviyorum. Peki Ankara'daydın İstanbul serüvenin başladı. Hı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın zarafet ve oyunculuk. Mankenlik, oyunculuk. Mankenlik. Evet, evet. Onlara devam geldi? Ettim. Şimdi bir taraftan boy uzun olunca fizikte biraz düzgün olunca. Sürekli birileri şey mi diyorsun? Göze batınca. Manken olabilirsin göze batınca işte. Tabii canım o bir mahalle yaş baskısı. Yaş kaç bu arada? Mahalle baskısı 16-17, 16 yaşlardı. Lisedeydim 16-17. Ondan sonra hani güzellik yarışmasına girsin. Ne oyuncusu ne? Annem demiyor babam asıl benim kızım güzellik yarışmasına mı girecek olmaz öyle şey falan yapıyor. Hep yapar aslında babalar ya böyle biraz da kıyamazlar ama sevgiler girdikten sen. Sonra da en çok onlar özenirler. En çok onlar gurur duyarlar. Bizde de öyle oldu. Ben anne babama atam diyorum yani ne olursa ya, olsun. Ya aynen. Ben çocuklarımla alakalı maşallah yani. Hakikaten senin evlatlarını Allah bağışlasın. Evrencim senin de öyle. Aynen. Çünkü bakıyorum öyle bir anne bir çocuk var ki ya çocuklarını hani döverek bir yere gelinmesi yani ya. Öyle bir şey olamaz ya. Ya mesleği yani ve çocuk istemediği bir şey yaptırmak kadar kötü bir şey olamaz çocuğa. Yani. En güzeli o ya. Ben aynen. Mesela iki tane evladım var. Her zaman da onlarla eşimle de gurur duyuyorum. Çünkü beni hiç üzmediler şimdiye kadar. Maşallah maşallah. Çünkü ben bakıyorum böyle gençliğin vermiş olduğu bir ateş var. Tabii. Yani sosyal medya yok hayatlarında yani öyle diyeyim ben sana. Ha diyeceksin ki zor. Yok ben doğruyu da anlattım, yanlışını da anlattım. Belki bizim bu camianın içinde oluşumdan dolayı biraz tabii. Beni görerek mi, babamın çevresini görerek mi, televizyonları görerek mi biri mimarlık okuyor. Değildi zaten 7. sınıfa gidiyor. İşte senin sırtın yere gelmez. Rahatsın kaderin. Bakar mısın? Okul birincisi. O öbürü de zaten. Üniversite 1'de zaten. Sonuçta burada en büyük olay annede.
Evet, evet. Biz ne kadar ilgileniyoruz çocuklarımızla. Anneye sevgilerimizi iletelim buradan. Yani onun dışında öyle hemen hadi yarışmalar, kurslar, şu neyi ne yapabilirim? Yani mümkün mertebe yaptığım işin ya okulunu ya eğitimlerini almaya çalıştım. Güzellik yarışması falan öyle başvurduk işte. Güzellik yarışması da mı var? Maşallah. Beni öyle anons edip yastık geçiriyor. Senin yüreğin güzel ondan da hemen. Canım benim çok teşekkür ederim Kadir. Güzellik yarışması ne oldu? Güzellik yarışmasında evet yani önce mankenler kraliçesi oldum Atilla Saral'la birlikte. Ona sevgilerimi gönderiyorum buradan. Evet. Ondan sonra yani arkasından Türkiye Güzeli. Cem Memocan diye bir şey var. Evet. Orada bir oynuyor. Canım benim karakteri ya. Karakteri de çok sağlam bir çocuktur. Çok yani. Severim. Çok çok Atilla Saral. Hakikaten burada kulakları çınlasın. Onu da alırsın programına. Mutlaka. Şimdi Atilla Saral çok duygusal. Çok on numara çok, bir adam. Çok çok. Evet. Onunla alakalı. Şimdi ben bir klip anonsu yapmak istiyorum. Hadi yap. Bu klip sürpriz gelsin. Atilla Saral'a gelsin. Bir klibe gidelim sonra döneceğiz efendim. Evet. Devam edeyim mi? Güzel bir klip Atilla Saral'a gitti. Güzel bir klip gitti. Ben güzelden güzelliğe geçeyim. Çünkü evet. Sorun yarım kalmasın ben diye. Ben güzelden anlarım. O klip değil herhalde. Sürpriz olsun klip sizlere de. Zaten seyrettiğiniz sürpriz bir klip geldi. O klipte sevgili Atilla Saral'a gitti. Etsin oyunculuğu bakalım. Da çok sağlamdır. Çok çok çok. Ben yüreğini de çok severim. Adamlığı da çok iyidir. Onun için evet devam edelim. Burada da kulaklarını çınlatmış evet, olduk onun da. Evet. Ondan sonra Türkiye Güzelliği, daha sonra Avrupa 3. Güzelliği, sonra Amerika. Yine orada derece aldım geldim. Daha ne olsun? Ondan sonra en güzeli gönül güzelliği, kalp güzelliği. Peki şimdi hemen şöyle bir şey geliyor aklıma. Ya eskiden güzellik yarışmaları gerçekten geçmişi olan, donanımı olan insanlar evet. yapıyordu. Evet, evet. Şimdi her gün güzellik yarışması yapılıyor. Her gün ödül töreni yapılıyor. Oo ödül törenlerine git. Yani bu nasıl bir şeydir yani anlatabiliyor muyum yani? Bunun biraz böyle bir parmak bassak ne dersin? Ya sektör genişledikçe aslında böyle yeni iş kolları, yeni dallar açılıyor diye memnun oluyoruz. Hani bir sürü insan faydalansın, girsin, etsin, ya kazansın. Ama biraz şirazesi kaydı sanki son zamanlarda bunun. Yani bu ödül törenleri özellikle ben de ödül töreni sunumu yapıyorum bu arada ama hani o kadar artık abartıp ve de birbirinin hani kopyası şeyler tamam mı? Aynı isim altında yapılan ödül törenleri bile var artık. Bu kadar hani mahkemelik oluyorlar bazen bu konuyla alakalı. Biraz buna bir kota getirilmesi lazım. Güzellik yarışmalarında da bizim zamanımızda yani çok çok saygındı tabii yani yurt dışına gitmek için, hele ki yurt dışına temsil etmek için bir altyapı gerekiyordu. Ben zamanında gittiğim güzellik yarışmalarına İtalya'ya gittiğim zaman Sayın Semra Özal telefon açmıştı. Tebrik ederek yolcu etmişti. Cumhurbaşkanı eşi yani. Cumhurbaşkanımıza Allah rahmet eylesin. Semra Hanım'a da sağlıklar dileyelim buradan. Uzun ömürler versin Allah. Ve şey ödül bekliyorum Ececiğim demişti. Bu donanımla giden bir insanın sonuçta orada ülkesinde nasıl temsil edeceğini düşünün yani. Semra çok güzel şeyler, çok güzel geçmişler. Peki. Yok hayır görüşmüyoruz. Peki Evren ne diyorsun bu ödül gecelerine sana sorayım. Vallahi güzel oluyor ben orada arkadaşlarımı falan görüyorum. Ben olaya öyle bakıyorum. Bir araya geliyoruz evet. Eskiler meski. Yok bir yani tabii ki. Ödülleri satıyorlar bunlara ne diyorsun? Ya, normal bir durum değil yani. Bunun buradaki amaç. Tamam ticaret de orada bir kazanç da olabilir ama evet. Bunu çok abartmadan kaliteli bir şekilde yapmak lazım. Yani az olan şey de kalite her zaman olur. Çoğaldıkça olayın şeyi çıkıyor. Yani herkesin hani ünlü, ünsüz veya kim orada birileri geliyor bir ödül alıyor. Ama ya bunun işte, da biraz bir gerçekçiliği olması lazım. Ben onu şeye benzetiyorum. Mutlaka ki devletimiz buna gene el atacaktır. Instagram fenomenleri çıktı. YouTuberlar çıktı. Bilmem ne reklamı yapılacak atıyorum. 300 liraya, 500 liraya, 1000 liraya, 10 bin liraya reklam yaptılar. Ama baktığın zaman vergisi yok. Buna da gerçekten bir vergilendirme, başka bir sistem getirilmesi lazım diye düşünüyorum yani. Çünkü ne oluyor? Bugün iki tane sponsor bulan, hadi güzellik yarışması yapıyoruz diye olayı yapıyorlar yani. Tamam yapılması güzel ama kaliteli yaparsan yani ben her gün, her hafta ödül töreni yapılan şeyi biliyorum ya. Bu 2018'de evet. Her hafta ödül töreni yapıldı. Ha diyeceksin ki bana ekmek geliyor. Para kazanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Sen de başka türlü bakıyorsundur ama yani bir ödülün gecesi vardır. Bir de yapılanlar çok önemlidir yani. Bu ödül gecesini ben yaparım. Sen yaparsın. O yapar. Çünkü 30-40 yılımızı açtık. 20 yılımızı açtık artık. Yani dün çıkan insan bugün ödül evet. töreni yapıyor ya. Yani dün dediğin gibi piyasada daha yani bizim kullarımızda diyeyim daha
bir altyapısı yok. Bir araya geliyorlar, alakası iki isim. Bir bakıyoruz ödül töreni. Ya bismillah, yani bu iş bu kadar basit mi? Bu kadar kolaya indirgenebilir mi bu kadar ucuza? Yani bir de bazı isimler var ki hiç bıkmadan her ödül törenine gidip ödül alıyor. İyi de bana ödül verin diye arıyorlar bir de. Bize niye ödül vermiyorsunuz diye. Ben de ödül istiyorum diyoruz. Ya o zaman işte olay ne oluyor? Onun ya. Özelliği kaçıyor. Olay paraya dönüyor. Yani ticarete dönüyor. Şimdi dijital medya çok gelişti yani. Dijital platform çok gelişti. Instagram ve diğerlerinde ciddi reklamlar alıyorsun. Evet. Onu iyi kovalayanlar, iyi ekip olanlar hemen bu işe soyunuyor. Yani onu tanıtımını iyi yaparsan da iyi gelirler geliyor. Yani onun için hem oradaki çağırdığın ünlü kendini hoşnut tutuyor. Abi ahlaklı yapan insanlara biz bir şey demiyoruz. Ona saygımız tabii. Var canım. Bunu gerçekten saçma sapan şekilde sadece parayla anlayıyla yapan insanlar var. Ben bunlara söylüyorum yani. Çünkü ben burada 30 yılımı vermişim. Hı-hı. Yani bir de şeye bakın. Bir sanatçıya bakıyorsun. Bilmem ne veda gecesi. Hı-hı. Ne veda gecesi? Cep doldurma gecesi yani. Anlatabiliyor muyum yani? Onun için hani burada kimse kusura bakmasın. Hani burada ben çok sinirleniyorum bazen. Yani anlatabiliyor muyum yani? Sen yıllarını vermişsin. Bu kadar donanımlı bir hatunsun. Anlatabiliyor muyum? Bakıyorsun. Sen bu kadar donanımlı bir hatunsun ama hiç donanımlı olmayan insan seni geçmiş ya. Evet. Bu hepimizin mesleği için geçerli aslında yani. Evet. Zaten çaba sarf etmeden, emek vermeden hiçbir şey olmuyor bizim bildiğimiz. Ama şu anda bakıyorum hakikaten öyle anlamsız isimler çıkıp sunum yapıyor ki bazen böyle şeylerde. Ya altyapısı nedir, bu insanları ne kadar tanır, nedir? Hiç yani yapmayacak isimler, olmaması gereken isim. Ajans yönetiyor, mesela sunucuları yönlendiriyor. Bir bakıyorsun kendini de koymuş, kaşe yazmış bir de kendisine. Kardeşim sen patron veya yöneticisin, senin orada ne işin var? Çok komik yani artık bu karşılıklı ilişkiler niye çıkıyor? İşte 2-3 tane sponsor buldu ya da işte öyle gerekti filan. Yazık, bazı isimleri de bu şekilde kullanıyorlar aslında. Yani olay sponsora döndü. Olur mu öyle şey yani? Olay sponsor işte yani, paraya geliyor. O zaman da şey yap. Evet, şöyle bir gece yapalım. Kimiz mi? Futbol dünyasının elleri diye. Herkes yapıyor mu abi? Parayı mı indirelim? Ece de sunucu. Parayı mı indirelim? Para vermeye sunarız işte. Sunuyoruz. Yani zaten gerçekten yapıyoruz. Ben böyle bir ama ben gece de düşünüyorum ama olağanüstü bir şey yapmamız lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Öyle geceler var ki geçtiğimiz günlerde marka ismi vermeyelim bir futbol gecesi yapılmış. Bilmiyorum gittin mi sen? Birkaç hafta önce. Çok güzel isimler gitmiş. Yani bir de oradaydım ben, evet. Öyle bir şey olay var ki bazı o kadar böyle sıradan bir gece öyle isimler gidiyor ki ben bile şaşırıyorum. Diyorum ki Allah Allah buna gelsinler diye acaba para mı veriyorlar bunlara diye ben o zaman kendi kendime soruyorum yani. Kimseyi yani şey altına bırakmak istemem ama yani her şey aklıma geliyor. Çünkü biz burada emeklerimizle tırnaklarımızla bir yere gelmeye çalışıyoruz. Bakıyorsun senden daha profesyonel olmayan insanlar programı basit, olayı başka bir şey. Anladın mı? Yani kaliteli değil demek istiyorum basitte. Bakıyorsun abi adam seni geçmiş. Ne yapalım şimdi? Herkese gidip de yalakalık mı yapalım? Önümüzü mü kapatalım? Ben sadece büyüklerime, annem babama önümü kapatırım. Başka bir şey. Para için başka bir şey olmaya başladık. Evren yani. Doğru mu bilmiyorum. Doğru ama. Abi. Olay ne yazık ki orada ama işte olay geliştikçe, büyüdükçe mesela ünlüler de olsun veya farklarda çağırıyorsun, rica ediyorsun. Buradaki ilişkiler çok önemli. Karşılıklı menfaatler çok önemli. Herkesi bir şekilde onur ediyorsun ama bunu açıkça da bilerek söylemek lazım. Çok sık olduğu zaman mesela şimdi sunumu yapacak bayan güzel olmalı. Evet ama konuşamadıktan sonra o anlatamadıktan sonra ne olacak? Ben oraya olur muhteşem... mu erkek sunucu toparlar onu ya. Ya öyle değil. Erkekte de aynısı. Fark yani, etmiyor aynen. Ki. Çok ünlü ama izah edemiyor ama tipi güzel izah edemiyor. Ben bunu konuşmak, anlatmak çok ayrı bir şey. Sen daha iyi biliyorsun. Çok güzel bir şey söyledin. Estağfurullah Evrencim. Geçen Twitter'da da paylaştı bunu. Türkçeyi tamam dili dönmüyor, çok sevimli konuşanlar var ama lütfen anlaşılır benim şeylerde benim hayır ne alakası var. Ben yabancı aksanlı arkadaşlardan bahsediyorum. Dostlarım kendini de çok seviyorum. Ama lütfen mesleki anlamda biraz benim de bu kadar yılım var. Ben de hakikaten rahatsız oluyorum. Türkçeyi çok düzgün konuşamıyor. İsimleri telaffuz edemiyor. Bir ödül sunduruyorsunuz, gece sunduruyorsunuz. Yani bu doğru bir şey. Biz oraya gitsek ben İngilizceyi çok net konuşamazsam veya onun herhangi bir dili hiç de beni kimse çıkarıp da orada sunum yaptırmaz bence. Ben de çıkmam zaten. Yani çok saçma bir şey. Şimdi komik olmuyor artık. Bu biraz mesleği şey yapmak, böyle harcamak. Ve şey ama çok görsel, çok takip. Ya bir sürü var öyle sunucu. Bir sürü var.
Yani bu anlamda biraz ben seçici yani olmak görüntü, taraftarıyım. Sosyal medyanın görüntü daha çok önemli. Görüntü önemli o kadar oldu. Çok güzel Türkçe konuşan güzel arkadaşlarımız var ki. Tamam yapsınlar da hani her şey oyunculuk yapsın. Hani bazı esprili yerlerde olabilir ya da ne bileyim bir festivalde belki daha sevimli kaçabilir ama ciddi bir ödül töreninde, protokol sunumlarında yanında erkek de olsa, kadın da olsa fark etmez. Bence hoş değil yani. Peki Evren, bir Hacı Resteli ile oynadın. Çünkü senin zamanında Popescu'dan tut da benim kızlar belki hatırlamaz da yani o yıllarda daha yeni doğmuş ama ondan daha önceki jenerasyon bilir yani mesela. Mesela Hacı ile ilk maçını hatırlıyor musun? O heyecan neydi? Hangi takımla oynuyordunuz? Yani ilk maçımı hatırlamıyorum da yani Galatasaray'da bir maçtı tabii ki. Yani aynı takımda oynuyorduk sonuçta. Hacı ile olan ilk evet. maçı. Tabii müthiş bir duygu yani öyle bir oyuncuyla oynamak. Onun gözünün içine bakıyorsun ki sen daha çok koşman lazım. O çünkü pas atan oyuncu genelde. Devamlı seni bir yerlere yönlendiriyor. Yani gözüyle seni yönlendiriyor. Konuşmasına gerek yok. Zaten anlaşamıyorduk da. O da çok İngilizcesi vardı ama hani biz daha yeni işte şöyle öğreniyoruz. Yani o gibi futbolculardan gençler çok şey öğreniyorum diyebiliyor musun? Evet kesinlikle. Hacı çok ayrı bir adamdı. Yani şöyle antrenmanda bile gol atsa seviniyordu adam. Allah yani düşünsene Allah. Gol adamın her şeyiydi. Böyle mutluluk olamaz. İlk geldiği günü hatırlıyorum işte. O benim için çok önemli. Yani orada tabii çok genç oyuncu vardı. Adam Brescia'dan geldi ama o ara 6 ay top oynamamış. Biraz kilolu. Hatta ilk geldiğinde Fatih Hoca da geldi falan hacı geliyor işte. Geldi mi dedi hacı dedi kilo almış falan ne iş dedi oynar mı oynamaz mı hani böyle bir sonra toparlayacağız adamı der gibi sezona başlayacağız. 3 hafta kalmış. Abi geldi adam 3 haftada. Hem her gün ekstra çalıştı. İlk geldiği antrenmanda hiç ısınmadan 30'dan topa vuruyordu 30 metreden. Hiç ısınmadan abi direklere bam bam bu ne dedim ya. Sonra biz bu topla vuruşunu birkaç gün sonra gittik dedik ki tercümanla beraber nasıl vuruyor bizi de öğretsin genç oyuncular olarak. Bir baktık orada Hacı çorap giymiyor ayağını çorapsız. Yani sırf bandaj yapıyor kendi eliyle ayaklarını. Çorabı da onun üstüne çekiyor yani. Bandaj da topa vuruyor. Dedi çıplak ayakla yani ucu açık kesik bandajla böyle topa vuruyoruz. Biz de denedik. İnanılmaz gidiyor ama ikinci gün bizim ayaklar yara alışmamışız. Hepimizin ayakları yara. Ayağını mı alıştırmış? Tabii ona alıştırmış adam. Yıllardır o zaten geldiğinde 30 yaşındaydı. Biz 31-32 yaşındaydı. Biz 21-22 yaşındaydık. Yani o adam onu vurmaya, o çıplak ayakla vurmaya alışmış. Biz bir gün giydik ayakların hepsi yara. İki gün antrenmana çıkamadık. Herkes güldü bize. Yani onun da öyle bir farkı vardı. Ama gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Yani takımına sahip çıkan. Ama o senelerde mesela sen en şanslı döneminde Galatasaray'a geldin. Çok popüler adamlar vardı mesela. Popescu vardı değil mi? Bir sürü top. Ya tabii kadro çok kaliteliydi. Yani öyle işte. Böyle değil. Yerli oyuncular daha fazlaydı. Orta saha çok daha kuvvetliydi. Tugaylar, Suatlar. Ya benim olduğum dönem ben oynadım zaten kaldığım sürece. Ama daha sonra tabii aksaklıklar oldu. Ayrıldım. O ayrı konu ama mesela oyuncular Fatih çok üst düzeydi. Ben çok zevk aldığım bir hoca gibi birkaç röportajda gerçekten keyif aldım hocalardan bir tanesi demişsin. Yanlış mı hatırlıyorum? Ya ben Fatih Hoca'yı seviyorum. Halen de seviyorum. Dün de yanındaydım zaten. Kulübe gittim. Oturduk moral konuştuk. Moral nasıl Galatasaray'da? Ya moral fena. Hoca biraz yorgun. Yani psikolojik anlamda yorgun. Kolay değil. Yönetim ibra edilmedi. Neden öyle bir şey oldu sence Galatasaray'ın için? Abi Galatasaray'da yıllardır... Bu çok bir yanlış bence ya. Bu liseliler, liseciler kavramı. Dışarıdan biliyorsun üye olmak biraz Galatasaray'da zordur. Ciddi bir sıkıntı. Yani halka açılımda ciddi sıkıntı var taraftara. Yıllardır aslında böyle ama üst üste son 4 yılda baktığında yöneticilerin, başkanların değişmesi, 6 ayda bir başkanın değişmesi bu biraz fazla dikkat çekti. Son başkan da Mustafa Cengiz de şu anki başkan da mali olarak ibra edildi. Her şeyi doğru yapıyor. Transfer dedi, transfer yaptı. Paraları ödedi. Yönetim liseciler ibra etmedi. Niye onlarla diyaloğundan? İçerideki problemler, egolar, atışmalar, düşmanlıklar. Bu gibi şeyler takıma zarar vermez mi? İşte takım bu hafta etkilendi şu kupa maçında. Ama ne yaptı? Yani Malatya maçıydı Malatya galiba. Maç. Ama başkanı nasıl alkışladılar? Bağırlarına bastı seyirci. Ama işte burada şu var. Belirleyici bir şey var orada liseliler. Tüzüğü değiştirmek lazım. Yani orada sen istediğin kadar taraftar olarak bağır, kulübe sahip çıkıyorum de sen üye değilsin. Onun için taraftar pankartlarla tepkilerini gösterir. Biz de artık üye olmak istiyoruz halktan. Ben de olamıyorum üye düşün. Futbolu Galatasaray'da bırakmam gerekiyormuş üye olmamış. Ya her oynayan Galatasaray'da futbolu Galatasaray'da bırakabiliyor mu? Kaç tane oyuncu sayarız öyle?
veya 5 yılın üzerinde oynayacakmışsın. Bir de bir opsiyon var şöyle. Eğer o seneki yönetimle benim ilişkim varsa, beni seviyorlarsa bir opsiyon ayarlayıp beni aradan bir ihtimalim varmış ama o da bir para vereceğim. Tamam verelim, parası da sıkıntı yok. Ama düşünsene ben bile, yani orada oynamış futbolcu, kupa kazanmış bir oyuncu bile kongresi şu an direkt gidip olamıyor. Yani halktaki normal insan nasıl olsun? Yani. Liseliler oluyor. Onlardan 4 kişi her sene hemen başvuru yapıyorlar. Onları hemen alıyorlar. Dışarıdan çok az. Onun 1/4 kadar. Peki Avrupalılar Türkiye'ye geliyor ya mesela yabancı futbolcular. Bunu nasıl bakıyorsun? Yabancı sistemine nasıl bakıyorsun? Yoksa oradaki menajerler Türkiye'ye iyi mi çalışıyorlar? Türk menajerleri yurt dışına iyi çalışmıyorlar mı? Gibi bir soru geliyor aklıma. Ben buna yabancıya karşı değilim. Yabancı sınırlandırmasına karşıyım. Yani 14 yabancı bence komple açılsın. Ama olayımız abi, o değil. Adam olayımız o değil. İstiklal Marşı'nı okuyor. Yok, okumayan adam abi, olay İstiklal yani. Marşı değil Kadir abi. Yani olay oyuncunun yetişmesi. Yani orada adamın İstiklal Marşı okumuyor diye yani takımı, camiayı ne diyeceksin? Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü amatörden çıkan adamsın sen ya. Fark Cengiz etmez Ünder abi. Nereden gitti? Altınordu'dan gitti bakınca. Tamam, nasıl gitti? Ozan Tabak nereden gitti? İşte bu yabancı sınırlaması açıldıktan sonra, bu kadar yabancı olduktan sonra ama gitti. Altyapıya önem versek, Türkiye'de biz altyapıya önem vermiyoruz ki. Altyapıya önem vermiyoruz. Oyuncular var da hocalarına önem vermiyoruz. Niye biz kendi futbolcumuz varken, ülkemizde para bizde varken o para yurt dışına gidiyor veya yabancı geliyor ki bizim çocuğumuz oynayamıyor? Abi şöyle bir şey var. Milli takımımız adına dediğin Türk oyuncu olarak doğru gelsinler ama Avrupa'da oynamaları lazım. Neden Avrupa'da oynamaları lazım? Burada vergi yok. Çok cüzi. Türk oyuncular çok büyük para kazanıyorlar. O zaman diyor ki hedefsiz oluyor oyuncu. Ben diyor zaten 3 milyon euro kazanıyorum. 1,5 milyon euro niye Roma'ya, Lazio'ya gideyim diyor. Ben burada yerim içer yatırım diyor. Bir yıl sonra da hedefi küçülüyor. Kendine niye 4 yıllık imza atıyor, paraya gidiyor olay. Paraya gidiyor da Türk futboluna katkın azalıyor. Oyuncu yetişmiyor. Ama böyle olunca bak şimdi Avrupa'dan devamlı oyuncularımızı istiyorlar. Ya yani bu yabancıların katkısıyla oluyor yabancı oyuncuların. Ama şu var, kaliteli yabancı getirmek lazım. Ya 14 tane sana federasyon al demiyor ki, alma kardeşim. Yerli oyuncu zorunluluğu var, yabancı şeyi yok. Almak zorunda değilsin yani, açık alma. Niye alıyorsun? Öyle bir zorunluluk yok yani. Ya program akışı o kadar güzel ki, bir klip arası daha vereceğiz. Sürpriz bir klip gelsin, sonra tabii ki burada olacağız. Buyurun, klibe gidiyoruz efendim. Şimdi klibe gitmeden futbolu, işte yabancı olayını onu bitirelim. Sonra tabii ki buradaki milli takımı soracağım sana mesela. Sen Beşiktaş tutuyorsun. Evet. Maça çok gidiyor musun mesela? Vallahi bir kere gittim hayatımda bir maça. Bir maça gidelim hep. Onda da gidelim. Bir de evlencim, sizin oynadığınız Acun'un yaptığı şey vardı. Gittik. Turnuvaya gittik. Evet. Beraber gitmiştik. Geldi. Bu turnuvaları da sever böyle şeyler. Tabii çok güzel ama çok eğlendik biz orada. Ne güzel değil mi? Tabii, çok kaliteliydi. Bir daha öyle bir şey turnuva olur mu bilmiyorum da. Hemen yapalım ben, bir daha. Bu arada ben ortaokul döneminde bir futbol da oynadım biliyor musunuz? Bir de bu turnuva. Bir de o eksikti. Maşallah. Evren, Almanya'da birinci oldunuz galiba. Türkiye kim var takımda? Yeni yani, yeni daha yeni evet, dedim turnuva yaptınız. Evet, Galatasaray'la gittik. İşte Hasan Kabze vardı bizim takımdan. Gürsoy vardı, Mert vardı. Yani eski Galatasaray'la oyuncular olarak orada gittik. Almanya'da kupa aldık geçen. Ya, evet. Ondan bir sonraki şeyde Gürcistan'a gittik. Milli takım olarak veteran takımı kurduk. Federasyon. Onun da kaptanıyım ben. Milli oyuncuları aldım gittim, eski oyuncuları. Hmm. Orada kupayı aldık. Ve dünya karmasını yendik. Yani öyle böyle oyuncular yoktu. Kalasiler, Manasiler hepsi oradaydı. Bütün oyuncular. Onları da yendik. Orada kupayı aldık. Ya ben şey, bu da bir hobi yani, bırakamıyor, dayanamıyor. Mesela sen birçok televizyon programında her gün yayın yapıyorsun maşallah. İşlerin güzel yani. Yalnız ben Serkan Korkmaz değil mi? Evet. Müdür, çok başarılı buluyorum. O kanalın ekibini çok başarılı buluyorum. Çok samimi, içteler, içtenler, moderatörleri de çok iyi mesela. Buradaki başarı her gün sende şey, böyle zevkle programa gidiyorsundur mutlaka. Ne bağlıyorsun? O programın sana karşı veya kişilere, Emre Boğol mesela, Turgay Demir, Uğur Karakullukçu muydu? Bu çocuk da çok iyi mesela. Diğer işte bir hanımefendi var mesela. Neydi hanımefendinin adı? Setenay var, Ceyda evet, var. Evet yani şey, moderatördür öbürlerden bir hanımefendi geliyor. Ha, gece çıkan, Didem. Konuk. Evet evet mesela. Didem. Bakıyorum böyle bazen böyle gerek tekrarları gerek ne yapıyoruz mesela. Bakınca gerçekten hepsi böyle pozitif güzellikler dolular mesela. Buradaki en büyük olay sende o mu mesela? Hiç bıkmıyor musun her gün gideceğin Galatasaray'ı anlat, futbolu anlat işte. Bir gün diyor musun ki ya sıkıldım artık, her şeyi konuşuyoruz.
Sıkılmıyorum. Neden sıkılmıyorum? Bildiğim ya işte. O başka bir şey konuşuyor, ben başka bir şey konuşuyorum. Mantığı oluyor mu mesela? Yok, onu yani zaten. Tabii ki ama farklı düşüncede olacağız yani. Aynı düşüncede olamayız. Orada futbol oynamayan insanlar da yorum yapıyor. Gazeteciler futbol oynamamış. Bayan diyelim futbol oynamamış ama araştırmacı takip ediyor. O da konuşabilir futbolu. Yani ben onların düşüncesine katılmak zorunda değilim. Onlar da benimkine katılmak zorunda değil. Zaten o zaman zevk oluyor. O zaman adrenalin oluyor. Ya bu ekip çalışması bilmiyorum. Oradaki ekip iyi insanlardan kurulu. Herkes severek geliyor. Ekrana çıkıyorlar. Kendini gösteriyorlar. Ve çoğu da bunu iş haline getirmiş. Bu benim işim mesela. Ben hiçbir zaman demedim ki tek direktör olacağım. Ben başladığım an medyaya yorumcu olacağım dedim. Bu benim işim dedim ya. Futbolu konuşacağım. Şu an olabiliyor musun teknik direktör? Olurum tabii. Diplomam var. Biraz daha geliştiririm. Aa, giderim. Sonra olabilirim. O benim için her zaman açık zaten. Ama bu olay çok daha farklı. Yani ekranın karşısında konuşmak çok kolay bir şey değil. Yani çok efsane olabilirsin. 500 defa forma, milli formayı giyebilirsin. Bilgili olabilirsin ama anlatamazsın. Bitti o zaman tabii, yani. Tabii. Konuşamadıktan sonra, kendini ifade edemedikten sonra olayı anlatamazsan şey bitti. Olayı çok özür dilerim. Olayın dışındayım mesela. Dışındayım derken sporla alakalı bir program içerisinde öyle olmadım ama dışarıdan izleyici olarak baktığım zaman dediği gibi bir şeyler biliyor veya yıllarını vermiş ama ifade edemiyor. Veya ifade ederken o kadar yanlış aksettiriyor ki seyirciye hiçbir anlam taşımıyor artık yani. Artık bir de ekran yüzü diye bir şey var biliyorsun. Ekran yüzü de olmak. Evet. Az önce dedim ya herkes kendi işi değil tabii ki ama herkes bence kendi işini yapsa çok daha güzel şeyler olur yani. Peki sen bir ara haber sunuculuğu da yaptın. Tabii haber spikerliği de yaptım. O nereden geldi? O zaten aslında bir 15 sene öncesinden geliyordu. Ben zamanında HBB diye bir kanal vardı o zamanlar. Evet. Çok top kanallardan bir tanesiydi. Orada geçecektim böyle bir şeye. Fakat daha sonra işte sosyal içerikli programlar, eğlence programları, kuşaklar filan derken hani direkt habere geçme. Habere geçtiğin zaman çok daha ciddi olman gerekir. Sen daha sosyal ve böyle güler yüzlü bir insansın. Onun için bir anda önünü kesmediler. O zaman şöyle bir şey vardı. Habere geçtiğin zaman tekrar programa dönüş olmuyordu. Sonra yıllar sonra bu döngü kırılınca ben de Kanal Türk'te bir 9 yıl çalışırken o dönemde haber spikerliğine geçtim. Haber spikeri, editörlüğü. O da bir altın bilezik tabii. Haberin içinde yoğruldum bir taraftan da. Hangisi kolaydı, hangisi zordu? İkisinde kendine göre kolaylıkları ve zorlukları var. Sadece ölüme haber gelip de ben haberi ekranda okumadığım için, onun arkasını bildiğim için, toplantılarına girdiğim için, editörlüğünü yapabildiğim için ben full olarak kendimi geliştirdim. Şimdikilere haberin içinde yaşamak lazım. Evet, yaşamak lazım. Yani haberi bilmezsen bir anda orada okunan şeyle ekranda bir an yanlış bir şey yansıyabilir, prompter durabilir, her şey gelişebilir, son anda improvize bir yayın olması gerekebilir, ona bağlanmak gerekebilir. Onun için altyapı şart ama şu anda tabii o altyapı çok taşıyan insanların olduğu da tartışılır yani. Hiç haberde gaf yaptın mı? Yaptım. Yani yaptım derken güldüm yani. Çok o zaman Buket Aydın'la birlikte ben ana haberi sunuyordum. Buket Aydın spor haberleri sunuyordu. 5 dakika bir reklam arası vardı. O 5 dakika reklam arasında... Kahkahayla mı güldün? Yayında mıydın? Yok, 5 dakika reklam arasında bir şey anlatıyor bana 2 dakika. Fakat o sırada bizi gülme tuttu. Yani strese girdim. Kulağımdan bir şey düştü, gülme tuttu. Yönetmen son 10 diyor, son 5 Allah sizi kahretsin dedi. O sırada yayına girdik. Ben veda ediyorum ama veda ederken yüzümde öyle bir ifade var ki ağlar gibi bir ifade. Buket de kahkahayla gülüyor. Ayağı ya o çok fena bir şeydi. Ve haber yani gülmemen gerekiyor. Sonuçta bir de bir önceki haber. Son haberi hatırlıyor musun, ne sunuyordun? Tabii sonra ben hatırlıyorum çünkü Buket bir futbolcunun maalesef ölüm haberini vermişti yurt dışından. O şimdi gülerek veda etmeye başladı. Ben yine bir ağlar gibi göründüğüm için nasıl müdür yukarıdan koşmuş aşağılara inmiş. Ece niye ağlıyor, Buket niye gülüyor diye. Bir de seyirci nasıl dikkatli, hemen telefonlar açıyorlar. Utanmıyor mu o spikeriniz, sunucunuz? Sosyal medya olsaymış sen artık ipe gitmiştin. Ben gitmedim. Ben yine çıktım çünkü ben kötü bir şey yapmadım. Yani ağlar gibi üzüntülü göründüğüm için. Yine ben kurtardım da Buket o zaman gülüyor diye bayağı bir tepki almıştı ama çok ama kötü bir şey, çok sıkıntılı bir şeydi yani. Evet tabii zaten çok hırslıydı. Bu arada sosyal medya demişken onu da arada YouTube söylemek istiyorum. Falan, evet. YouTuber demeyelim de YouTuber'larla aram pek şey değil YouTuber aslında yani. Ben o konuyla ilgili de artık çok bir başka programda onu böyle geniş geniş konuşmak lazım. Fatih Altınağaç var, kişisel gelişim uzmanı, aynı zamanda oyuncu.
Onunla beraber aynı kast ajansındaydık. Bir araya geldik. Ne yapalım, ne edelim, birlikte de bir şeyler yapalım. Ben de iletişimciyim. Öyle olunca onun YouTube kanalı vardı zaten iletişimle alakalı. Daha sonra ikimiz Fatih Feyce ile Şeffaf Ayna diye bir içerik geliştirdik. Kadın erkek ilişkileri üzerine. Hem yeni başladık buna da. Hem minik eğitimler, tüyolar veriyoruz. Arada da skeçler. Hani iki tane oyuncu karşılıklı olunca bir kadın bir erkek formatında birece bir Fatih diyorlar bize şimdi zaten. O başladı yeni yeni. Bakalım YouTube üzerinden de sosyal medya sonuçta önemli bir basamak. Oradan da buna başladık. Şimdi her devam şey ediyor. YouTube oldu Evren. Yani şu an televizyon programları bile bazı programlar sunuculara bakıyorsun. Sunucular program yapmıyor. Evet. Program YouTube'la alakalı programlar yapıyor. Buna... Oraya kayıyor artık yavaş yavaş. Evet. Bence 3-5 yıla kalmaz. Hep böyle olacak. Oraya kayar. Yani ben de YouTube'um var ama daha tam şeyini kullanmıyorum Evrenci diye. Ben de başlayacağım. Ay Evrenci de güzel. Evrenci diye aldım. Bizim program yayınlandığı tarihlerde diyeyim belki de bir öncesi bir sonrası. Beyaz Show artık normal bir yerde biletli satılıp da mesela o Beyaz Show'u öyle bir şey yapacakmış ki diye duydum. Evet yani. Evet. Aslında bir YouTube kanalı var. Herkesin var YouTube kanalı şu anda. Çok biraz da... paraya ticarete mi dönüyor iş? O da öyle. Biraz öyle. Biraz da şey zamandan yani tasarruf. Evet. İstediğin anda izleyebiliyorsun. Önüne gelenin yapması bizim yani Türkiye'de artık şey oldu. Her mesleği önüne gelen yapıyor gibi bir şey var ya. Yani önüne gelen şarkıcı oluyor, önüne gelen oyuncu oluyor, önüne gelen sunucu oluyor, önüne gelen işte bir oluyor da oluyor. Yani... Albüm var mı yakında? İnşallah o da olacak. O da olacak demiş. Hayır, bana var. Yıllarca böyle bir teklif geldi şu aslında. Albüm var yani. Yok ciddi, canım ciddi. hayır yok. Yani öyle bir şey yok ama. Ne dedim ne oluyor Allah Allah. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdiye kadar 10 vardır tane olurdu da. Yok alttan yani, hallederiz biz onu ya. Onu, böyle yani kaydederiz falan. Yani. Ben hocalarla falan görüştüm. Yani sesimi dinletmeden etmeden onay almadan öyle bir şeye. Ne eziyet sesler var bugün. Star ne eziyet. Canlı söylediğin zaman. Kulaklarım kanıyor. Yani bakıyorsun adam popüler olmuş Türkiye'de. Abi teknoloji gelişmişti ona. İşine bir şekilde ayarlıyor. Teknolojinin bile yapıyor. Yapamadığı canlı şeyler. Canlıda patlıyorsun. Ya canlıda patlıyorsun. Ya diyor işte sesim kısık. Daha hastayım. Sabah kendime gelemedim. İyiydi sesin şu neydi? İşte o açılmadı falan filan. Ama ses ben öyle bir hayal kırıklığı açılmadı. Yaşadım. Bir ok futbol oyunu dönemde bir konsere gittim. Hayranıydım ama canlı gidince. Ya tabii. İşte. Söylemeyeyim yani böyle kim bir şey. Kim o? Söyleyeyim merak ediyorum. Yok. Kadın ayıp olur. Erkek. Ya ben geçen hafta şok oldum şok. Number One TV'ye ziyarete gitmiştim ve orada dünya tatlısı bir hanımefendiyle tanıştım. Türkiye'ye gelmiş dünya yıldızı Alexander. Ya evet duydum. Kadın hanımefendi buradan sevgili Joanna çok teşekkür ediyorum. Ekibine çok teşekkür ediyorum. Mert Hakan'a çok teşekkür ediyorum. Ya, bu kadar mütevazı olamaz ya. İşte mütevazılık aslında ben o kadar önemli ki. Benim için bir şey yapar mısın? Kadir Balık ile Çat Kapı, Number One TV'de falan. Tabii ne demek dedi. Direkt ya bizimkin olsa olmaz. Ya ticarete girecek ya bilmem neye girecek. Ya gerçekten onlardan Evren, Ece bizim çok şey almamız lazım. Tabii lazım. Şöyle mütevazılığı artık şey gibi görmeye başladılar. Ya bu dünya yıldızı. Sonraki videosu 100 milyon, 150 milyon tıkladı. Peki daha ilginç bir şey söyleyeyim. Nicole Kidman olduğuna gelmişti ya. Mesela onun eski klibini bana seyrettirdi. Ben o kadar popüler olduğunu bilmiyordum. Kadın uçmuş yani. Nicole Kidman. Biliyorsun Bodrum'da bir otel açılışına geldi. Ya, evet. Benim bir arkadaşım orada görevliydi. Kendisiyle tanışıyor. Adını söylüyor. Nicole Kidman, ben Nicole diyor. Düşünebiliyor musun? Nicole Kidman yani kendini adıyla tanıtıyor. Burada olsa? Burada artık bu. Burada adama yanaşamıyorsun lazım. Ki abi. Kurs alması lazım. Evet. Onu ya işte. Sizin menajerimle biz önce kendimize mi? Bakmamız lazım. Ya menajer de çok tatlı. Yani Willy Willim geldi mesela geçenlerde aynı öyle. O da öyle yani. Bunlar ne yiyor? Bizimkiler ne yiyor, ne içiyor? Yani... Ben Türkiye'de ünlünün ne olduğunu çözemedim. Ünlü ne demek? Sen çözemediysen. Vallahi ben de çözemedim. Hiç yorum yapamıyorum. Herkes ünlü. Benim için ünlü Türkiye'de. Kim var senin için ünlü Türkiye'de? Bana ünlü desene. Ünlü dediğin insan kaç kişi var Türkiye'de? Yani bize ünlü dediğimiz zaman biz değil mi? Ajda Pekkan'ı biliriz, Tarkan'ı biliriz, Bülent Ersoy'u biliriz. Yani sen? Aynen abi yani yakın zaten. Ya herkes ünlü. Herkes ünlü ya ama. Ya bugün herkes insan sağlık sonuçta programlarına... Insan. Parayla çıkan doktorlar, evet. İşte başka işle alakalı çıkıp para verip ünlü doktor,
ünlü astrolog, ünlü bilmem ne. Abi ne ünlüsün ya? Yani biz bu kadar, biz bir de çok duygusal bir toplum değil miyiz? Çok, evet, gerçekten öyleyiz aslında. Bir anda yanlışı bulduk mu hemen idam etmesini seviyoruz. Sonra bakıyoruz, affediyoruz. Bunun örneklerini gördük biz yani. Bol yani bol ben şimdi görüyoruz. Efendim? Görüyoruz. Sen ben şimdi öyle bir şey ki... Sen ünlü müsün abi? Ben, hayır öyle bir şey yok yani. Ben bazen bir yere gidiyorum. Hani insanlar... abi diyor işte burada senin ne işin var? Abi ben kimim ya? Senin de anam babam var, benim de anam babam var. Sen de aynı kaptan ekmek yiyorsun, ben de aynı kaptan ekmek yiyorum. Ya ben mesela, bak beyefendi, dünya iyisidir. Tolgahan Sayışman. Hı hı. Tanır mısın bilmiyorum. Şahsen tanırım. Dünya iyisidir Burak Özçivit. Hı hı. Dünya iyisidir Kıvanç Tatlıtuğ. Ben çok iyi tanıyorum hepsini. Sema Şimşek. Çok iyi arkadaşım. Ya ünlü oluşu şu yani, herkes tanıdığı için, ekranda gördüğü biraz için yani. Ya orada bunlar bir da insan kişi sonuçta ama. Bunlar da ünlü ama şu kadar yok yani. Ha bazen onlar hazmetmiş. Ama yanındaki insanlar aile. Onlardan bakıyorsun. Bir de böyle bir şey var Türkiye'de. Adam ünlü değil veya ünlü o kadar mütevazi ki ama yanındaki menajer veya işte yardımcısı asistanı ondan daha ha. ünlü. Evet. Daha şöhret. Daha kapris. Evet evet doğru. Değil mi? Doğru doğru. Bu programlara konuk çağırırken de bunları, bu sıkıntıları zaman zaman yaşadık. Öyle yani şey yaşıyoruz yok. Da. Valla program o kadar güzel geçti ki çok teşekkür ederim. Bizim için de öyle Kadir'cim. Zaten seninle her sohbet, her ortam güzel. Cıvıl cıvıl sesin hiç solmasın. Şimdi hemen baştan vedayı yapayım ben. Çünkü bitiyoruz galiba. Evet. Bu arada yeni televizyon programı projeleri var. Tiyatrolar var. Onları da buradan duyuralım. Belki onlarla ne zaman inşallah? İşte yeni dönemde, şimdi yeni dönemde hazırlıklarına tiyatro başladık. Var mı şu tiyatro var mı? Tiyatro var mı? Hayır, yeni başlıyoruz. Kimler var? Yeni başlıyoruz. Mesela Ahmet Çevik'i çok severim. En yakın zamanda Ahmet Çevik oynuyor vardı. Zaten, evet. Yani inanılmaz devam keyifli ediyor. Bir adamdır yani. Bakalım bizim oyuna da gelirsin, görürsün neler olduğunu. Galaya gideriz yani. Gideriz. Projelerinde canım televizyon Evren. Programı falan var mı? Kendinin böyle yapacağın farklı projeler Evren var mı? Yok, ben zaten inşallah yaptık zaten. Yaptık zaten, inşallah devam ediyoruz. Kısa sürdü ama çok güzeldi, çok kaliteli program yaptık. Ben zaten yoğunum yani haftanın hem Vole TV boşu hem Türksel TV hem yastıkları doldurdum. Kanallar. Çalışıyoruz yani, bir sıkıntı yok. Devam. Evren ekrana yakışıyor. Beyefendiliğiyle, duruşuyla, hani nacizane 25 yıldır izlediğim ve gördüğüm, birlikte de çalıştım. Çok. Disipliniyle gerçekten muhteşem bir arkadaşım. Dostum, daha işin başındayız ama öğreniyoruz işte, olduk, her gün öğreniyoruz. Olduk falan olduk diyorsun. Yani medyada işin başındayız 19'da, evet. O gerçek bir ünlü. Peki magazini hemen son sorum. Magazini çok fazla ikiniz de kullanmıyorsunuz. Gerçekten magazin artık gidiyorsun bir haber alacaksın. Veriyorsun parayı, haber yaptırıyorsun kendini. Buna nasıl bakıyorsun? Valla magazinci abilerimize saygılar, sevgiler olsun buradan. Abilerimize diyoruz ama bak. Evet, yıllarca onlarla birlikte büyüdük, yetiştik. Onu çok desteklerini gördüm, çok güzel isimlerin. Şu an artık insanlar bazıları başka kendilerini... Başka bir şey döndü. Tabii kendilerini magazinine sokmak, atmak için onları da kullanıyorlar bir şekilde. Nasıl giriliyor abi? Nasıl yapalım? Ben bir şey parayı veriyorsun, düdüğü çalıyorsun. Magazine şey çıkabilmek için. Evet. Parayı veriyorsun. Bana artısı ne olacak? Sana mı artısı? Yok şu an ne olacak? Fiyatın bir tık daha yukarı kalkacak. Hadi ya. çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ederiz. Sen hayırlı öyle olsun Kadir'cim. Tekrar. Hayırlı uğurlu olsun. Number One TV'ye, yöneticilerine, Kaldım bütün ekibe, evet, Harbi Bey özellikle, bütün ekibe, sen söylüyorsun bizim adımıza. Şimdi ben hepsini sayamıyorum tabii. Yani biz kamera önündeyiz ama şu anda kamera arkasında çalışan çok kıymetli dostlarımız, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum buradan. Teşekkür evet, ediyoruz. Evet, bir klip arası daha veriyoruz ama vedayla veriyoruz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye. Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı, Kadir İbalık ile Çat Kapıyı sundu.